Evet değerli kardeşlerim, tekrar merhabalar. Herkesi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Burası bir cami, cami çıkışında bir sokaktayız. Burası Lübnan'ın 80 kilometre güneyinde Aynel Helva Filistin mülteci kampı. 1948'de Filistin'in İsrail tarafından Filistin'in işgali sonrasında Filistinliler Lübnan'ın değişik bölgelerine hicret etmişler, göç etmişler. Filistin'de bu şekilde birkaç tane kamp var. Bu kampta 80 bin kadar mülteci yaşıyor. Tam sayı da bilinmiyor çünkü Lübnan'da 1932'den beri nüfus sayımı yapılmıyor. Böyle ilginç bir durum var. 80 bin kişi yaşıyor. Burası Suriye'deki mülteci kamplarına benzemiyor. Çadır kentlerle ilgisi yok buranın. Genelde betonarme binalardan oluşuyor. Ama sokaklar çok dar. Görüyorsunuz yani arabalar geçesilik, bazı yerlerde hiç araba geçemiyor. Elektrik tellerini şöyle görüyorsunuz. Her yer böyle hemen hemen. Yani sadece burası bu şekilde değil. Her yer aynı şekilde bu şekilde. Elektrik telleri tamamen dışarıda. Şöyle küçük sokak lambaları koymuşlar. Herhalde geceleri bu şekilde burayı aydınlatıyorlar. Su da elbette ki kısıtlı. İnsanlar burada yaşamlarını bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. Burada kendilerine bir yaşam kurmuşlar. Bu kampın dışına izinle çıkıyorlar Filistinli mülteciler. Dışarıda önlemli devlet kurumlarında görev yapamıyorlar. Hizmet sektöründe ancak iş bulabiliyorlar, görev yapabiliyorlar, iş bulabiliyorlar. Yani hizmet gibi, işçilik gibi böyle ucuz işçi olarak çalışıyorlar. Ama burada da işte fırınlar var, bakkallar var, marketler var, işte sokaklar var. Böyle kendilerine burada bir yaşam kurmuşlar. Böyle kıt kanaat. Burada bir hayat yaşıyorlar. Allah bu kardeşlerimize yardımcı olsun. Bu kardeşlerimize yardımcı olan hayırseverlerimizden de Allah Celle Celaluhu razı olsun. Herkese saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Lübnan'dan herkese hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle.